Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Partimiz için, ülkemiz için Sarıyer inşallah 2014'te AK Parti'nin olacak. Sayın Başbakanımıza Sarıyer'i taşıyacağım ve götüreceğiz. Taşıyacağız ve götüreceğiz. Hayırlı akşamlar. Evet, Sabri Bey'e teşekkürler. Adım Çevreci Başkan. Her yerde Sabri Avcı, her yerde Sabri Avcı. Sarıyer'de bir ilk sloganı yola çıktım. Sarıyer'de neden başkanlığa adayı oldum? Neden Sarıyer? Bu çok önemli. Özellikle Mayıs ayında başlayan gezi olaylarında çevrenin çevreciler tarafından değil, bir takım ideolojik farklı gruplar tarafından istismar edildiğini ve çevrenin onlara bırakılmaması gerektiğini, çok kıymetli olduğunu, çevrenin bize torunlarımızdan emanet olduğunu, bu nedenle çevreyi korumak için ve çevrenin en önemli iki bileşeni deniz ve ormanların en zengin olduğu, gerek İstanbul'un gerek Türkiye'nin en zengin olan yeri Sarıyer'i, çevreye saygılı, çevreyle barışık şekilde yönetmek için yola çıktım. Sarıyer'in iki tarafı denizle, bir tarafı ormanla çevrili doğal bir yarımada. Böyle bir yarımadayı yönetmek için çevreci bir anlayışla ve çevreye saygılı bir anlayışla yönetmek gerektiği anlayışıyla yola koyuldum. Ama benim birinci amacım insanlara hizmet etmek. İnsana hizmet etmek, yani halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek noktasından yola çıkarak Sarıyer'de belediye başkanı olmak için yola çıktım. Bu nedenle bu Sarıyer'de yapmam gereken en önemli şeyin iş ve aş olduğunda bu bir aylık süre içerisinde öğrendim. İnsanların işe ve aşa ihtiyacı var. Bu iş ve aş için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için araçlar var. Öncelikle ulaşım, sonra kentsel dönüşüm, sonra çevreye saygı. Bütün bunları yaptığımızda Sarıyer'de insanlara iş ve aşı sağlayacağız. Ulaşımla ilgili hedeflerim şunlar. Özellikle Sarıyer denizde çok zengin. Rumeli Kava, Sarıyer Merkez, Çayırbaşı, Yeniköy, Balta Limanı, Emirgan'dan Sarıyer, İstinye'ye toplayarak bir istasyon yapıp oradan da raylı sistemle İTÜ metrosuna bağlayarak insanları deniz yoluyla taşımak ve gecenin stresini atıp sabahın erken saatinde insanları denizden taşımak istiyorum. Ulaşımı hem yeraltı tünellerle hem de metro ile sağlayacağım. Yine Hacı Osman'dan Kilyos'a kadar Zekeriyaköy, Bahçeköy, Arıköy metro ile yapacağım. Böylece üst yolları çok genişletmeden doğaya saygılı bir şekilde ulaşımı sağlayacağım. Burada her mahallenin ayrı sorunları var. Buradaki sorun tapu sorunu. İnsanların üzerinde evleri var. Altları kendilerine ait değil. Kimi yer Büyükşehir Belediyesi'ne ait, kimi yer Milli Emlak'a ait, kimi yer başka şahısların. Bunlar üzerinde şahıslar çok uzun süredir gece kondu türü, beton kondu türü konutlar yapmışlar. Bu konutların tabii ki depreme dayanıklı olmadığı için çok hızlı bir şekilde dönüşüm yapıp insanları depreme dayanıklı evlere ve daha yaşanabilir hem sosyal hem ekonomik açıdan kendilerini daha güçlendirecek konutlara taşımamız lazım. Bu konuda projelerim var. Sorunu iyi biliyorum, sürekli dinliyorum. Bu konuda STK'lar, muhtarlar, değişik gruplarla sürekli görüşme halindeyim. Konuyu biliyorum. Ama bütün bunları yapabilmek için Sarıyer'de insanlara iş ve aş bulmak lazım. Bunu nasıl bulacağımı biliyorum. Öncelikle Sarıyer tepesinden Hazreti Yuşa Hazretleri Türbesi'ne, yani Beykoz'a, Sarıyer'den çok yüksekten bir teleferik yaparak İstanbul'a gelen her turistin Sarıyer'e gelmesini temin edeceğim. Sarıyer bir gemi değil, Sarıyer bir liman. Herkesin geleceği, herkesin uğrayacağı yer. Sarıyer sanki çıkmaz sokak gibi görünüyor. Ekonomide en önemli şey bir yeri merkez yapmaktır. Bir yer merkez olduğu zaman çok cazibedir. Çünkü herkes merkeze gelir. Buranın merkez olabilmesi için turizm merkezi olması gerekir. Turizm açısından bir gerdan gibi iki kıtanın birleştiği, Karadeniz'in Marmara'dan Akdeniz'e bağlandığı bu kadar güzel doğasıyla, deniziyle güzel bir yerde bu teleferikle birlikte İstanbul'a gelen her turisti Sarıyer'e taşıdığımızda Sarıyer'in börekçisini dünya markası yapacağım. Sarıyer'in balıkçısını dünya markası yapacağım. Çünkü insanlar gelecek, Sarıyer'in böreğini yiyecekler, balığını yiyecekler ve Sarıyer'de esnafa, herkese iş olacak. Tabii Sarıyer'in içerisinde apart oteller, küçük oteller ve konutların, apartmanların otele dönüşmesi şekliyle insanların burada en az bir gün konaklayabileceği büyük bir potansiyel, turizm potansiyeli oluşturacağım. İnşallah Sarıyerlilere yakışan bir şehir yapacağız. Bu kenti dönüştüreceğiz. Ama tarihi dokusunu, doğal dokusunu, insan dokusunu değiştirmeden, esnafı koruyarak, çevreyi koruyarak bunları yapacağız. Sarıyer yaşanılır bir kent olacak. Sarıyer herkesin mutlu olacağı bir yer olacak.